Hankerim, selamünaleyküm oyuncu, çift günlüğüne hoş geldiniz efendim. Bugün hapishane simülatörün yani prison simülatörün yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu oyundan bir bölüm çekmiştik, daha da çekmemiştik çünkü yıllık iznimizi erken kullanmak istedik. Gel şuraya izle, bir memlekete gittik geldik, hapishaneye gülüm. Bu hafta tekrardan başladık. Ne yapacağız, ne edeceğiz, bir anlat hele bakayım. Bu hapishane beni ayar ediyor. Bir kere isminde Mehmet yok. Zalimler hapishanesi. Bu adamların hiçbirini de sevmedim zaten. Durmadan bize laf sokuyorlar. Farkında mısın aşkım? Biz Çaylaz diye arkadaşlar, bize birazcık böyle ters ters dik dik bakıyor olabilirler ama birazdan ben bunun burnunu kırabilirim. Bunun için önümde hiçbir engel yok. Ama kırmadan önce bugün bayağı bir görevimiz var. Onları yapacağız. Birazcık su içelim, kahve içelim. Yoksa bu yamyamlar bize hiçbir şey bırakmıyor gün sonunda. Çık lan. Kay biraz. 7-24 buradalar. Yiyorlar, yiyorlar, doymuyorlar. Hiç görev yapar. Bak, bir de laf atıyor bak. Boğazını Oğlum. yüzünü bir kırma aşkım. Allah Allah. Burun burun değil, dolmuş durağı gibi ya. Taşlara bak, ineğe yalatmış gibi gülüyor. Bunlar harbi dayaklık ha. Ya boş ver, bunlarla uğraşmayalım ya. Gidelim. Ne yapacağız bugün biz? Gidip tutukları hücreden alacağız yavrum. Uzun süredir buralarda olmadığımız için buranın işleyişini birazcık unutmuş olabiliriz ama arkadaşlar, alışmamız zaman almayacak. Gidelim de şu tutukluyu hücre bloğundan alalım. Nerede lan bu hücre bloğu? Bu arada hasta hasta görev başındasın. Seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar, Gebre Reis birazcık rahatsız. O yüzden aşkım aşkıma bir geçmiş olsun yazarsanız yorumlarda ve kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar, teşekkür ederim. Buna bak ne diyor, maaşın ne zaman yatacağından emin değilim diyor. Nereye gitmek istiyorsun lan? Biz de istiyoruz da gidemiyoruz. Buluşamıyoruz bile amca. Arkadaşlar harbiden buradaki gardiyanlar biraz orman adamı gibi. Yeni başlamışız olan göreve insan bir yardımcı olur be. Ha? Bizim deli burada reis. Bu adam psikopat ya. Baksana, kameralara karşı sigara içiyor Ya burada. psikopatın kralına ben ona gösteririm. Şöyle uçarak gidip şöyle bir kafa atasım var da gülüm. Oyun maalesef ki müsaade etmiyor buna. Neyse, hızlıca biz gidelim. Müdür yoksa birazcık dellenecek. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Herkesin ya saçları çok az dökülmüş ya da kel, farkında mısın? Sen ileride öyle olma. Vallahi bu hapishane beni ya yaşlandıracak ya da ben bu hapishanenin içinden geçeceğim. Gardiyan Bey, bugün atölye günü var, tamam mı? Çalışacak olan 5 tane kişi, ama dürüst adam gibi adam getir bana. Böyle pis işlere bulaşan Ha. kişileri getirme. Piyango kime vurursun diyorsun? Peki. Şu eşoğlu eşek geçen burada mevzu çıkartmıştı. Millete dalmıştı. Şimdi ben bunu dövüm mü dövmeyeyim mi ya da atölyeye sürüm mü? Yok, bu atölyede bunu... Tövbe tövbe. Bunda iş yapacak göz yok. Bırak şunu Bak çağırmaya. deli oğlu deli ya. Ben onunla... Bak bu da hep tuvalette. Oğlum siz deli misiniz? Lan ne yapıyorsunuz işin? Tuvalet tövbe. Tuvalet günü mü lan? Yürü, işe gitmemek için hepsi tuvalette grev yapıyorlar. Baba bu da Ya tuvalette. yatıyorlar. Oha. Bu da tuvalette. Bu yatıyor, hasta taklidi yapıyor. Bu zaten geçen bölümden beri hasta. Bu ne yapıyor? Bu da hasta. Oğlum böyle tip tip bakmayın lan bana. Bunun Bunu dayanıklılık seçme. yetersiz gülüm. Şimdi tipi dayak yemiş ama bu birinden. İşte bu mazlum, bunu seç lan. Burada dövüyorlar demek ki. Kanka ya. Bir dakika, ben bunu bir arayayım gülüm üstünü. Kalksana oğlum. Abi benim geldiğimi görüyor, bundan niye ayağa kalkmıyor? İstifini bile bozmuyor, çok ayıp. Şey yapmaya devam etti valla. Gözünün önünde. Sen nasıl gardiyansın? Ben şimdi harbiden nerede benim copum? Korkmuyorlar ki senden. Benden korkmuyorlar mı? Bir dakika. Gel buraya şimdi. Hangisiydi o gülüm? Bu değil. Arka taraftaydı. Bu değil mi? Bu. Oğlum kalksana lan. Adam içine düştü tuvaletin. Harbiden kafasına şapalağa vurdum. Kalktı. Gülüm seve seve kalkmayınca, güzel dille kalkmayınca. Oğlum kalksana. Bu hala sana kafa tutuyor. Bir daha döverim ben bunu. Akşam revire gelmek istersin ama. Aha bayıldı reis. Lan neyse. Boynuna vurmasaydın iyiydi. Boynu mu kırıldı, ne oldu? Fazla dövmeyelim de arkadaşlar. Sonra müdüre falan şikayet gidiyor. Çok zor bir iş olduğu için bu atölye işi. Bunu almak istiyorum. Başka kim olsun? Ya şundadır ya bunda. Ya şu yedirimde hasta yatağında yatan vardı ya. Nerede bu deli? Gel lan sen de buraya. Kalk. Morali bozuldu bunun ha. Yatanları mı alacaksın hep? Bunu da alalım. Gülüm. Aynen, yatanları alalım. Bak bu yine tuvalete çıktı. Hasta herhalde arkadaşlar. Dayanıklılık yetersiz. Bunu almayacağım. Gel buraya gel. 7/24 yatıyorsun. Eşşoğlu eşek seni. Geç sen de bu sıraya. Son bir kişi kaldı. Güzel seç. O da şu olsun. Bak gel buraya gel. Geçin arkadaşlar sıraya. Aferin. Laf dinlersiniz. Aramızda iyi anlaşırız, tamam mı? Özellikle mi kelleri seçtin? Gülüp sinirlendiğim zaman kafalarına şaplak atmak için kelleri seçtim. Şunun da bıyığını mı yolacağım? Bak ıslığı çaldım, düdüğü çaldım. Beni takip edin gençler. Aferin. Gel tek sıra, tek sıra gençler. Aç kapıyı Veysel Efendi. Gelin gençler. Fener'in maçını izlemeye gidiyoruz Hababam sınıfıyla birlikte.
Kandırmasana suçluları. Şu adam hepsini kendine benzetmiş. Kardeş gibi hepsi. Hani bu kel mi? O var ya memur olan kele benziyor hepsi. He, ağzında sigara olan değil mi? Gençler şimdi. Herkes el becerisine göre burada işler yapacak. Gözüm üzerinizde oğlum. Çalışmazsanız, kaytarırsanız, harbi diyorum bu copu var ya, kafanıza vururum. Sonra demeyin yani, yok işte gardiyan bize kötü davranıyor. Yok ben grev yapacağım, açlık grevi yapacağım. Ve ne verdiğim malzemeleri, eğer ki cebinize indirgandı yaparsanız, sen bak çok tehlikelisin oğlum. Geçen bölümden beri sana uyuzum. Hatta ben seni şöyle bir döveyim de öyle başla işe. Nasıl çalışacak adam dövdün? Ne bileyim, kalkora biraz da bu dayak arsız, dayak arsız. Bak kalkta görüyor musun? Aşkım şimdi senin depodan aletleri seçmen gerekiyor. Bunlara vermen gerekiyor. Çok delici kesici olmasın. Sana Yok, nasıl saldırmasınlar. olmasın, burası atölye Allah aşkına, bak tornavidamız var, törpümüz var, torna bıçağımız var, İngiliz anahtarı var, çekiç var, ben bunları vereceğim mecbur. Bunlar seni oymasın bununla. Paul Garcia, sana çekiç veriyorum kardeşim benim. Sen bununla çalışmaya başla. Ay pardon. Ayıp Vallahi değil pardon. mi lan? Eşya verecektim, yanlışlıkla vurdum ya. Neyse. Çalışıyormuş gibi yapacağım dedi. Sonra da bunu sesli mi söyledim ya dedi. Dalga geçti. O zaman ben buna törpüyü vereyim. Tırnaklarını törpülesin yan tarafta değil mi? O harbi de demin dedi lan, karım bunun gibi bir törpüyle tırnaklarını parlatırdı. Sana karımdan bahsetmiş miydim? Tövbe Hayda. tövbe seni. Ben bu gözlüğü bunu. Bunu kelin bir tane rafa Eşya eşek, saygısız, işte bu terbiyesiz. işte. Zırt o seni. Oğlum bak, benimle matrak Sarıtmaz geçen var hayırlısı. ya. Bak aynı sonu bunun gibi olur. Çok hak etti var ya, ona o yüzden oldum. Bu deliye bak, ne diyor? Kıpırda kıpırda yapılacak işimiz var. Aferin lan senin yeğenim. Git Sen çalış. bize işimizi mi öğretiyorsun lan? Buna da İngiliz anahtarını verdim. Suç ortağımı bunun gibi bir İngiliz anahtarıyla öldü. Aa, bir dakika. Buna var ya, çok yanlış bir alet verdik he. Onu bir dövseydin. Öyle mi diyor? Bence döv. O tehlikeli. Bak gitti öbür tarafa. Buna da torna bıçağını verelim. Biliyorum zaten bunları gözlemleyeceğiz birazdan. Şimdi bu zırtıları birazcık göz... Bu ne yapıyor lan şu? Kaçıyor. Oğlum sen deli misin? Aa! Bana vurdu! Nazını da, yüzünü de, kelini de, tipini de... Kaka ya! Kaka ya! Ulan nasıl kalktı o kadar dayağın üstüne bu? Ya gülüm, bunlar dayak arsızı. Ben sana diyorum, sen bana inanmıyorsun ya. Ama orada bir şey döndü. Bak bakayım orada ne var ya o odada. Harbi sen ne yaptın lan burada, bir anda kaçmaya başladın? Elini makineye mi sıkıştırdı acaba gülüm? Şimdi arkadaşlar, normal şartlarda işiniz bitti, tamam mı yeğenim? Ama ben size ek mesai yaptırıyorum. Siz benim iyi geçinin, yarın size yemekhaneden... Ay pardon, hareket yaptım. Ulan Tövbe eşek. tövbe tövbe tövbe. Yanlışlıkla elim çarptı. Nereye çarptı ya benim elim? Bir daha çarpmasın bak. Neyse, ne diyordum? Siz mesai yaparsanız yarın yemekhanede size bir tabak daha yemek vereceğim. Sözüm lan, delikanlı çocuğum. Sana yok lan keltoş. Toplanın. Bu delilerin hepsinden şu aletleri ben alayım. Bak biri kesin sakladı biliyor musun? Vermeyecek. Bugünlük bu kadar. Aleti ver bakayım aslanım. Ha, çekici aldık. Bunda törpü vardı. O törpüyü var ya. Ölüyorum açlıktan diyor. Tamam yeğenim, götüreceğiz sizi yemeğe. Ver, bunu da verdi. Bitti bitti. Tamam bağırma. Tamam bundan da aldık. Bak bu en sağdaki bir dümen yapacak gibi, ya da bu var ya. Bu Ha, bunu da yapacak verdi. bence. Yo, verdi bu da. Şimdi sen. Ha, soru işareti diyor. Hadi ver oğlum. Ne oldu? Deli taklidi yapıyorsun. Tamam. Saklamış. Verdi verdi gülüm, sıkıntı yok. Bunları şöyle yerleştireyim ben. Aletleri yerleştirdik. Ama ve lakin gülüm, ben bunlara hala güvenmiyorum. Şunların bir üst taramasını yapalım mı? Ne diyorsun? Bence yapalım. Başka malzeme çalmıştır bunlar. Vallahi olabilir. Şunun bıyıklarına baksa titriyor zaten. Ne çıktı? Sütlü çikolata. Gülüm alalım mı yoksa? Bırak ya, yesin yesin. Hadi ya Güzel lan. çalıştı. Harbiden güzel çalıştı. Bunu da arayalım. Bunda ne varsa. Aa, vida almış. Gülüm bu vidayı alak da şu anda gardiyan bizi alalım bunu. Aa, bundan bir şey çıkmadı gülüm herhalde. Aynen. Aferin amca. Bak, odun parçası falan almış. Yapacak bunu? Odun parçası bir şey yapamaz ki. Gülüm hatırlıyor musun? Geçen seninle bir film izlemiştik. Hapishaneden sadece odun parçasını alatlar yaparak kaçıyordu. Oha, cidden o geldi şu an aklıma. Af. Ya reis, her şey yapılabilir. Bunlar için var ya, bulunmaz nimet. Burada gördükleri her şey bulunmaz nimet. Ama onda o kapı var mı acaba? Sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum sen emekli olmadın mı hala abi ya? Valla sen sigortana mı yatırmıyorlar? Ne oluyor ben anlamadım. Sen yıllardır buradaymışsın ama bir türlü emekli olamadın. Uykusu gelmiş bunun da. Bak ne diyor, bazen kendimi köşedeki balık gibi hissediyorum diyor. İstarvit olur abi senden. Çok güzel istarvit olur. Gençler şimdi sizi hücrenize götüreceğim. Yine geldiğimiz gibi tek sıra şekilde, güzel bir şekilde, diğer mahkumlara örnek olacak şekilde ilerliyoruz. Haydi. Helal be gardiyan bey. Vallahi Şu, güzel hallettin ha. giderken bunlara bir marş okusana marş. Ne marş okuyayım? Ne bileyim. Burası zalimler hapishanesi.
Tekrar edin burada arkadaşlar. Ayşe sen söyleyeceksin, onları tekrar edecek. Burası zalimler hapishanesi. Burası sadece zal ama dur Ayşe tekrar et. Neyse arkadaşlar biz tekrar etmesek de olur ya. Gel gülüm. Ama niye tekrar ettirmedin? E gülüm ettirecektim, sen üst üste girdin. Tamam, görev tamamlandı. Hemen bak bana nasıl kilitlendiler gülüm, görüyorsun değil mi? Bunlar rüya görmüş, sabahtan beri millete onu anlatıyor şu keltoş. Evet, serbest zamanımız var. Nasıl değerlendirelim? Biraz spor mu yapalım? Atıcılık mı yapalım? Vallahi spor şimdi bizi yorar, zaten yorulduk. Dinlenecek bir şey yapalım ya. Atış poligonu neredeydi, oraya mı gitsek? Oraya gidebiliriz bak. Şimdi gülüm sağ tarafta ölüm odası, revir, duşlar, gardiyon odası, atış poligonu, TV odası, cezaevi, müdür odası falan var. Sol tarafta da bunlar var. Biz sağ tarafa gidelim. Şu atış poligonunu merak ediyorum arkadaşlar. Bir test edelim. Aha atış poligonu. Bu hapishanede var ya, senden iyi atış yapan yoktur ha. Gülüm test edeceğiz şimdi. PUBG oynuyoruz. 7/24 silahlı ateşli oyunlar oynuyoruz. Hangi silahla ateş edelim mesela? İsyan bastırma silahı buymuş. Bununla bir ateş edelim bakalım. Zınk. Zınk. Aa vuramadım. Kafa tek atıyor gülüm. Çok iyisin. Mesela rahat olsana be gülüm. Benim babam da eski cezaevi müdürüydü biliyor musun? Cezaevi infaz koruma memuruydu. Tamam. Rekor kırdın ha. Gördün mü? Daha varsa burada gardiyan kendisine gören çıksın karşıma gülüm. Baksana burada takılmıyor. 7/24 TV odasında yan gelip yatıyorlar. Onlar atış yapamıyor ki. Arama odasına gelelim. Ne yapacağız burada? Tutukluları mikrofondan çağırın. Aha. Bir seslen bakayım. Alo gençler, tutuklular, herkes şu anda. Aferin lan, daha seslenmeden geldin be kardeşim. Ver bakayım şunu, bu neymiş? He, buraya koyacağız herhalde. Şimdi tutukluğun üstünü de arayacağız. Sen nereden geliyorsun bu arada yeğenim ya? Sıkıntı mı var? Sıkıntı var, ne olacak? Bir dakika. Ben şu an sana tutuldum biliyor musun? Oğlum sen parmaklarını oje mi sürdün? Morarmış. Duvarları mı kazıyorsun lan? Neyse, kaçmaya çalışıyor olabilir. Ay pardon. Vallahi pardon lan, yerine koyacaktım biliyor musun? Tüy elimden kaçtı. Neyse. Ne bileyim, yanlışlıkla konuşursun. Yanlışlıkla ağzından bir şey kaçar da. Yanlışlıkla Jopo elini alıp adamın kafasını da yarmazsın be hayatım. Gülüm büyük ihtimalle bu daha yeni geldi biliyor musun hapishanede? Parmak izlerini kontrol formundaki izlerle uyumlu mu değil mi kontrol edeceğiz. Uyumluysa mühür basacaksın. Tamam reis, problem yok gibi. Bence bir problem yok. Ben de bakayım bir kontrol edeyim. Bence de yok. O zaman bunu şöyle bir... O red! O reddi. Kabule basacaktın. Kardeş senin bu işlerin birazcık uzun sürebilir ya. Kusura bakma, ben şu gardiyanı çağırayım. Ulan şu adamın var ya, başına bela olduk biliyor musun? Ne çoraplar ördük şimdi. Harbiden ha. Adam suçsuz yere suçlanacak şimdi. Bir sonraki tutuklu gelse şu tipe baksana. Nereden geliyorsun lan sen? Hapishane kaçkını diyeceğim de zaten hapishanede. Oğlum bu sakalları keseceksin ha yeğenim, ben sana diyeyim. Aha. Ne lan? Beni tanımıyor. Daha yeni geldiği için arkadaşlar. Alışacak. Benim gibi bir gardiyana alışacak. Bunda da bir sıkıntı yok gibi. Aynen öyle. Bunda da bir sıkıntı yok. Kardeş seni geçirtelim şöyle. Devam et. İki tane yeni mahkumumuz geldi. Onları da hapishanemize ağırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar briefing odasına gidip bir gardiyanla konuşacakmışız. Aha da burası briefing odası. Selamun aleyküm baş efendi. Ne diyor? Bitti mi bugünlük, tamam mıyız? Tamamız abicim. Asayiş Ber Kemal. Hiçbir sıkıntı yok. Paramı ver bakayım bana. Ayşe'cim bugünkü yevmiyeyi aldık. Kötü değildi ya ama daha iyi olabilir. Daha iyisin sen yap lan. Daha iyisi harbiden varsa gelsin yapsın kardeşim. Sıkıntı yok yani. Ne diyor? Bilmen gereken iki şey var. Dedikoducu musun lan sen? Aa reis, bu kıdemli meslektaşımız olduğu için bize biraz ipucu falan veriyor. Ver kardeşim benim. Bu ilk günden de ben bunu sevmiştim. Şimdi de seviyorum. Sosyal odada biriyle konuş diyor. Sana geri kalanını anlatacak diyor. Adı da Alexander'mış. İkincisi de müdür seni görmek. Hayda. Ama şu ben sana demedim mi dün dövmeyelim o Paul Garcia diye. Ne olduğunu bilmiyorum diyor. Benimle gelsen iyi olur diyor. Herhalde sana yardım edecek. Bunun arkasına takıl aşkım. Moralim bozuldu arkadaşlar. Ne zaman müdürün odası odasına gitsek bir problem çıkıyor. Bakalım bugün bizi niye çağırıyor odasına. Belki kötü bir şey yoktur. İnşallah gülüm. Sen burada bekle yeğenim. Aynen. Sanki kaçacağız anasını satayım. Selamünaleyküm müdürüm. Saygılar. Günaydın. Nasılsınız? Neden bu kadar gerginsiniz? Ben gergin değilim müdürüm. Siz gerginsiniz ya. yok beni kovmayın. Çok komiksin. Şakacı gününüzdesiniz ha. E şunu diyor. Terfi mi? Terfi vermek istiyormuş sana. Benim aşkıma vermeyecek de kime verecek lan? Görüyorum ki iş çıkarıyorsun. Bu yüzden senin için yeni bir görevim var. Lan terfi mi veriyorsun? Görev mi veriyorsun? Ben anlamadım ki. Nedir? Yok önce şeyi mi sorsak? Bu bir zam içeriyor mu? Zam. Tabii ki. Pekala. Sana da geleyim. Ne yazık ki tesisimiz için şahsen ekipman ve yükseltme satın alacak zamanım yok. Hapishane bütçesinin bir kısmını diyor senin için ayıracağım diyor. Eyvallah müdürüm. Siz benim için böyle şeyler ayırın ki ben de bu hapishanede daha böyle verimli çalışayım.
Hapishanemiz eyaletimizin en iyi 20 ıslah evi listesinde ilk sırada. Tabii ki de benim aşkım buraya gardiyan geldikten sonra oldu hepsi müdür. Boş yapma, caz yapma. Bunları hiç sevmiyorum ha. Aa, bizim konuşacağımız gardiyan bu. Aynen, Richard seninle konuşmam gerektiğini söyledi. Püf noktaları bu söyleyecekmiş bize. Söyle bakalım ya. Bu arada 3 tane gardiyanın gözü bizim üzerimizde. Sırlarımızı diyor bedavaya anlatacağımı düşünmedin değil mi? Hayır Abi ben... herkes rüşvetçi ya. Bak harbiden rüşvetten nefret ederim. Seni harbiden gözüme kestirdim oğlum. Abicim biz cezaevi gardiyanı mıyız? Yoksa sekreter miyiz? Belli değil ya. Yine birilerine mühür basacağız gülüm. Gel bakayım. Demek ki gardiyanların böyle görevleri varmış. Öğreniyoruz biz de oyun sayesinde. Şimdi dostum bu senin kağıtların mı? Bir kontrol edelim bakalım. Helmut Jackson, tamam. Parmak izleri doğru mu reis? Bir bak sen de. Ben hemen bakıyorum. Doğru gibi duruyor. O zaman bunu şöyle koyalım. Git kardeşim. Seni ben bir arasam mı ya? Ne çıkacak üzerinden? Bir şey çıkmadı. Aferin lan sana. Bir dakika. Aa, ne çıktı lan? Bu ne? Ece çikolata çıkmış. Ya onu ver ver. Gülüm bunların hepsi mahkumun üzerinden çıkan eşyalar. Ben de sana çikolatayı bana verdi he. Bir şey yok içinde. Sadece çikolata temiz. Tamam buna bakalım bir de. Oh, bak 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 İyi. bak. Bunu şöyle bir alalım. Cebe indirelim. Neyse şuna bakalım şampuanına bir şey saklamış mı? Bunda da bir şey yok. Bu tutuklunun eşyaları hangisiydi gülüm? Bu muydu? Birincisi. Evet. Al yeğenim. Gardiyanı da çağıralım seni göndersin. Şu olacak hapse daha yeni gelmiş. Bir şeyler saklıyor ya şeyin içine. İlaç kutusuna. Çikolatasını da almış giderken gördün mü? Daha yiyecek çok günleri var. Gel aslanım James Freeman. Şimdi en dosyona bakalım tekrardan. Bunu da parmak izi temizdi herhalde ya. Evet temizdi. Red vermiştim buna. Bu da gitsin o zaman gülüm. Şöyle basalım. Üstünü arasaydın keşke. Tamam gülüm onun üzerinden çıkan eşyalar da bu. Bir tane deodorant mı getirmiş, şampuan mı ne getirmiş? Var mı içinde bir şey? Aferin aslanıma. Aferin benim yeğenime. Seni bir daha ben arayayım ama içeride falan bir şeyler almış olabilirsin. Sıkıntı yok. Sen de bunu al. Gardiyan gelse seni götürsün. Harbiden senden güzel gardiyan olurmuş lan aşkım. Değil mi gülüm? Vallahi ya yapıyorsun bu sporu. Şimdi ben şöyle bir cezaevi avlusuna çekeyim. Gardiyanlar ve mahkumlar benim nasıl spor yaptığımı görsünler. Biz nasıl gidiyor şu dumbbell'ı kaldıracağız gülüm? Yanına kadar git bakayım. Gençler açın bakayım etrafı. Açın bakayım sporcu geldi. Şişt lan. Ya sen de gösterelim nasıl spor yapılacağını. Ne oldu aslanım? Sana pis falan diyor bu. Hayırdır lan? Ne diyorsun Dur lan bunu dur. sen? Beni bak burada arkadaşlarının yanında döverim. Rencide ederim anladın mı? Beni deli etme senin üstünü ben... Gel buraya gel. Dur burada. Oğlum dursana. Şu bana fake atıyor. Seni dinlemiyor. Bence bunu döv. Bir şey çıkmadı ya üstünden. Bunlar sana hiç saygı göstermiyor. Bu müdürün kulağına giderse terfini alır senden. Şimdi arkadaşlar ben 5 sene boyunca spor salonunda spor yapmış bir adamım. Bu üçgen vücudumu görüyor musunuz? Yani bu kolay kolay olmadı. Kalk bakayım oradan yeğenim. Kalk. Hangi üçgen vücut yavrum? Ya gülüm nasıl hangi üçgen vücut ya? Ben 5 sene spor yapmadım mı şimdi? Abi yaptın yaptın. Ya bakmayın şimdi birazcık göbeğimiz var ama kankiler aferin yeğenim. Kalk. Şimdi gel buraya sana göstereceğim nasıl yapılacağını. Bunlar niye çalışıyor acaba? Oğlum Allah. Kaldıramıyoruz Ne ki. oluyor? Şu nasıl kaldırıyorum görüyor musun? Bak 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 bak. Çok iyisin. Şöyle bir. Böyle gardiyanı nereden bulacaklar ki? Onlarla Şöyle birlikte iki. aktivite yapıyorsun. Aynen öyle onlarla aktivite yapıyorum ya. Benim gibi gardiyan bulamaz bunları. Ben 12 tane çekerim Ölürsün sen. 12 tane çekme bence. Bırak. gülüm. Bence de arkadaşlar büyük de fıtık olurum ha. Çıkan seslere bak. Ya Allah. Ne oldu? Şaşkın bakışlarla bana bakıyorsunuz değil mi? Bak nasıl bakıyor. Bir nefesin daraldı ama. Ya gülüm. Nefesimiz tabii daralır. Kaç yaşına gelmişiz gözünü seveyim. Zorlamasan mı 12'ye? 12 yapacağız ya. Bütün cezaevi beni konuşacak. Diyecek ki Ceblo Eysho diye bir gardiyan geldi buraya. İsmi birazcık tuhaf ama burada 12 tane 100 kilodan şey kaldırdı. Halter kaldırdı diyecekler. Bu arada dayanıklılığımız arttı bu sayede. Şimdi cezaevi avlusunda bir yürüyüş yapalım. Gençler istiyorsanız size futbol topu verin birazcık oyun oynayın he. Bu adam niye çıplak dolaşıyor üstünde bir şey yok? Paul Garcia gözüme batma bak aslında bana ne dalıyorsun lan? Ne oluyor oğlum? Şu ne oluyor bu? Jopal, jopal sana Abi. saldırıyorlar, jopal. Abi baksana abi. Aferin. Sen niye vurmadın ki kaçtın? Ben birazcık korktum da. Evet birazcık mı? Senden beklemezdim be. Yazıklar olsun. Oğlum baksana gardiyanların hepsi gaza gelmiş. Bu ne yapıyor lan? Biri sana geliyor. Aa, bana saldırıyorlar. İmdat, imdat. Yok mu gardiyan? Gardiyan abi. Gardiyan abi beni koru. Şu ateş çıktı. Şu yangın çıktı. Ne oluyor? Yangın tüpünü al. Düdük çalamıyor muyuz düdük? Yangın tüpü nerede? Yangın tüpünü al. Abiciğim ben itfaiye miyim ya? Oğlum bak. Şu ben bunu birazdan döveceğim. Bunun ismini bana hatırlatsana. Tamam. Bana bir tane yumruk gelsin. Bak, ben...
Oğlum. Gözünü sık, gözünü. Gel buraya gel. Ağzını da, yüzünü de, işte ona beş kulaklar size. Ben size iyi davrandıkça sizin bir taraflarınız kalkıyor. Şu ateşi de ben söndürürüm hele bir. Müdür görmedi değil mi kameralardan? Ben bunları bir etrafa toplayayım. Çok sinirlendim biliyor musun? Onu unutma bak. Onun adı neydi? Gençler işareti veriyorum. Herkes şöyle bir toplansın. Düdük çalmak gerekiyormuş demek ki arkadaşlar. Bunlar insanlıktan anlamıyorlar ya. İki ben dakika şimdi... nefes alın lan. Dışarı çıktınız. Hava alın lan. İsyanı başlatan bu. Ulan gençler. Bakın şimdi. Benim adım Ceblo. Ben buradaki gardiyanların hiçbirine benzemem. Anladın mı? Çok sinirli, gergin bir adamım. Şu tipi görüyor musunuz? Bu adam mesela ilk iş günümde çok isyankardı. Cezaevini birbirine kattı. Ama ben bunu bir dövdüğüm zaman kendisine geldi. O yüzden akıllı olun. Bunun gibi olmasın sonunuz. Baksanıza. Sütten çıkmış ak kaşık gibi oldu. Kedi gibi mübarek. Kendi aranızda konuşmayın lan. Gardiyanı dinleyin lan. Şimdi kim benimle basketbol oynamak ister lan gençler? Bundan sonra yeni arkadaşınız benim. Sen de abi senle mi oynayalım basketbol? E şu ne diyor? Biraz para kazanmak ister misin diyor. İsterim kardeş. Ya sadıçlı değil diyor. Hayır bu suçlu, buna uyma. Gülüm bir şey olmaz ya. Parasını hazırlasın bakalım. Kaç parası varsa 10 dolar mı oynayalım. Sen gardiyansın. Tamam, rüşvet mi yiyeceksin? Bir şey olmaz. Diğer gardiyanları görmeden rüşvetle alakası yok gülüm. O kazanırsa ben ona vereceğim. Kameralardan da müdüre el salla. Bak kamera var karşında. Aa pardon pardon. Arkadaşlar ben futbolcuyum, benim ne işim var basketbolda ya? Aha basket ver paramı kardeşim. Biz onaylamadık mı acaba ya? Anlamadım ki, ya da 3 tane mi atman gerekiyor? 5 tane atman gerekiyor 34 saniyede. Bir tane aa, attın. 34 saniyede 5 tane mi atmamız gerekiyor? Yandık. 30 saniye atla. Eşo yandık. Biraz yaklaş. Eşo yandık, atamıyorum. Yavaş at, biraz daha yaklaş. Bir tane girdi. Tamam öyle sonuç kaldı. 16 saniye. Eşo girmiyor. Ya abicim. Yavaş at. İlk oynayışım olduğu için ben oynayamıyorum ya. Oo. 3. Son 2. Attım son 1. Bunu. Hadi son 1. Saniyen bitti. Attım. Son saniyede attım. Helal olsun lan. Verdin mi lan bir paramı? Eşo niye vermiyor paramı? Verdi herhalde otomatik. Abim mahkum tarafından dolandırıldıysam. Neyse. Yalnız bu müdürün kulağına giderse hiç iyi şeyler olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Görmediniz değil mi lan? Esliyor gülüm, baksana şuna. Uykusu var. O balık olan değil miydi? Yalnız burada illegal işler dönüyor. Böyle paralar kazanılıyor demek ki. Gülüm kazanılıyor ve şu anda müdür bizi odasına çağırdı. Biz ne yapacağız? Bak niye çağırdı sence? Rüşvet aldın ve terfin silinecek şu anda. Ben sana yapma dedim. Ya gülüm ama rüşvet almadın ki. Aldım. Sen suçlarla nasıl oyun oynarsın? Tık tık tık. Selamünaleyküm müdürüm. Ay şu müdürü yok. Bilgisayarı kullanacağız. Doğru, biz müdürün bilgisayarını kullanabiliyorduk değil mi? Bak bu müdürün herhalde kullanıcı ismi arkadaşlar. Bu da bizim account. E ne yapacağız ama biz ya? Ne diyor? Klasörü müdürün basındaki yanından alalım. Tamam şunu bir alalım. Biz müdürün sekreteri olduk herhalde. Yalnız ikinci günden terfi etmek. Helal olsun. Geçiş izni diyor. Bunları mı kontrol edeceğiz biz? Hastane mi? Hastanede ziyaret edebilmem için lütfen 14 günlük geçiş izni ver. Hayda. Bak çok can alıcı noktadan vurdu reis. Ben biraz vicdanlı bir gardiyanım biliyor musun? Ya yalan söylüyorsa? Gülüm mühür imzalarına dikkat edin diyor. Yalan atıp atmadığına bakıyoruz da. Nasıl anlayacağız biz bunu? E bak el hareketi var. Birincide el hareketi var. Orada yok. Nerede ya? Bak şimdi en altta kırmızı mühür var ya. Onun yanında bir şey yazıyor. Aaa tutukluğun imzası diyor. Parmak hareketi çekmiş bana. Ben sana dedim. Gel buraya. Eşşoğlu beş kulak sine. Buna bir red verelim arkadaşlar. Annesi aslında bize vicdan yaptıracaktı. Avludaki pis havadan şikayet etmek istedim. Güneş hala kavuruyor ve insan it gibi terliyor. Yüksek duvardan geçme bulutlu olması, havaların daha bulutlu olmasını talep ediyorum. Oğlum sen deli misin? Tövbe tövbe. Oğlum sen manyak mısın? Sen... Bizim elimizde mi ya? Eşo bunların kafası iyi herhalde ya. Buna da red ver. Oğlum ne akılsız akılsız istekler. Ulan birisi desin ki yemeklerimiz kötü. Birisi desin ki işte etraf çok pis. Anlarım ama ne diyor? Avukatımın başkan Ronald 1. Trank'tan hapis cezamı tamamen iptalini sağlayan biri af aldığını bildirmek isterim. Bu doğru anladım herhalde. Ha. Doğru gülüm. Bu ne var? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ama reis şimdi bizde düzgün bir gardiyansak böyle torpillere izin vermemiz gerekiyor. Ne diyorsun? Başımız ağrımasın sonra. Ama yani gerçi o kadar da kötü bir iş yapmamış arkadaşlar. Kaçak avcılık yapmış ya. Buna bir onay verelim. Çıksın, hiç ben Donald Trump'la falan uğraşamam. Ne diyor, beni bir başka bloğa alın ya da en azından başka bir cüneye koyun. Çünkü yanımdaki... Ya küfür ediyorlar gülüm, bu ne ya? Ulan bu nasıl dilekçe, red ver. Ama şu burayı otel odası sandı herhalde. Buna red verelim harbiden. Yanındaki arkadaşı horluyor diye hücresini değiştirmek istiyormuş. Manyak ya. Bunda da diyor ki yıllık tıbbi muayenelerim için bir geçiş izni talep etmek istiyorum. Bir günden fazla sürmüyorum bile. Tamam arkadaşlar, sağlık konusunda problem yok. Hareket de çekmemiş. Bütün imzalar da doğru, uyuşuyor.
Buna bir onay verelim. Sağlık ve ailevi hastalıklarda izin veririm. Bir de başkan yazarsa izin veririz. Aynen. Çok önemli. Bir briefing odasına gidelim. Bugünkü parayı alacağız herhalde günüm. Selamünaleyküm başefendi. Paramız geldi mi? Önce rapor, sonra para diyorsun. Peki. Güzel güzel. Arkadaşlar bugünlük gardiyanlığımızın sonuna geldim. Artık yorulduk canım. Tamam biliyoruz yani biz siz bu hapishane işlemez ama yapacak bir şey yok. Bizim de uyku saatimiz geldi değil mi gülüm ya? Ben sana güveniyorum. Sen şimdi bilgisayara el koydun ya müdürün. Kullanabiliyorsun evet. Ya. İleride o masaya sen oturacaksın ve zalimler hapishanesini sen yöneteceksin. İnşallah arkadaşlar zamanla terfi alırsak şu gardiyanların gizli gizli dolaplarını arayamıyor muyuz ya gülüm? Arayabiliyorsun galiba. Bir bakalım ya kankiler. Ama açılmıyor ki. Çalacağız mı? Hayır çalacağım. Müdüre falan şikayet ederdik anladın mı? İspiyonculuk yapma ya. Aynen gülüm ispiyonculuk falan yapmayalım. Biz delikanlı bir gardiyan olalım. O zaman arkadaşlar umarım hapishane yani prison simülatör videosunun bu bölümünü beğenmişsinizdir. Daha fazla bu oyunun videolarının gelmesini istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hapishane videosunda görüşürüz o zaman. Görüşürüz kankiler. Kendinize iyi bakın. Buna ben birazcık tilt olmuştum da kusura bakmayın.